sofralarına bir şey eksilmesini istemiyorlarsa, kendilerinin ve çoluk çocuklarının gıda güvencesinin devam etmesini arzu ediyorlarsa, sektörün ve üretim yapan çiftçilerimizin sorunlarına duyarlı olmaları gerekmektedir. Bunu beklemekle en tabii hakkımızdır. Gidilecek başka ülke, bizi besleyecek başka bir toprak, başka bir çiftçi yok. Şehit kanlarıyla sulanmış olan bu toprakların ve bu topraklarda üretim yapan çiftçimizin kıymetini bilmek zorundayız. Bizim ürettiğimiz ürünlerde kadınlarını doyuranlar bu nimetler için Allah'a şükrederken bu topraklarda inadına üretime devam eden değerli çiftçimize de teşekkür borçluyuz. Tarlasından, bağından, bahçesinden, ahırından çıkmayan yılın her mevsimi üretimde kalan Türk çiftçisine hizmet etme gayet tabii çok onurlu bir şeref ve şerefli bir görevdir. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı olarak Türk çiftçisine hizmet etmekten büyük şeref ve onur duyuyorum. Çalışmalarımızı çiftçimize hizmetin hakka hizmet etmek olduğunun bilinci içerisinde büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Çiftçimizden gelen ve alın teri olan paranın karşılığını son kuruşuna kadar çiftçimize hizmet olarak geri sunmaktayız. Bunun hesabını Allah'a veremeyiz. Sunmaksak hesabını Allah'a veremeyiz. Bu hayırlı yolda çiftçimize hizmet eden ziraat odalarımızın değerli başkanlarına teşekkür ediyorum. Seçimlere katılan bütün arkadaşlarımla başarılar diliyorum. Genel kurulumuzun il, bölge ve ülkemiz çiftçisine hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Şemsi Bayraktar, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı. Gündemimizin 4. maddesi çalışma raporunun okunması ve kabulü. Arkadaşlar bunların özetlerini okutalım. Uzun sürüyor çok. Bunun için özetlerin okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. 2015 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında seçilerek göreve başlamış olup bu tarihten beri yapılan çalışmaları sizlere sunmak istiyorum kısaca. Ziraat Odaları Birliği kanunu ve bu kanunun 67 ve 87 sayılı kanunun hükmüne kararnamesi uyarınca faaliyet göstermektedir. 10.000'e yaklaşan üyelerimizle odamızın 2014-2018 yılları ait faaliyetleri. Odamız önceki yıllarda olduğu gibi 2015-16, 2017 ve 2018 yıllarında da çiftçi kredi sistemi müracaatlarıyla yoğun bir çalışma temposu gerçekleştirmiştir. Bölgemizde zeytin üretimini yapan 65 üretici yaklaşık 3000 hektara yakın İTEM uygulamaları çalışmalarında bulunmuş. 2015'te 50, 2016'da 50, 2017'de 40 TL, 2018'de de 40 TL desteklemelerden faydalanmışlardır dekar başına. İlimiz Ziraat Odası ortak girişimi sonucu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından çiftçilerimizin hizmetine sunmak üzere taş toplama makinesi kazandırılmıştır. Yaklaşık 2 yıldır makine çiftçilerimiz tarafından kullanılmaktadır. Bölge milletvekillerimizle çiftçileri ve genel tarım sorunları hakkında bilgiler verilmiştir. Bandırma Ziraat Odası olarak gerekli olan sivil toplum örgütlerine yardımlar yapılmıştır. Bandırma Ziraat Odası düzenli olarak Bursa Tarım Fuarı'na yoğun bir katılım sağlanmıştır. Odamız faaliyetleri bundan sonra da gücümüzün yettiği yere kadar köylerimiz olsun, çiftçilerimiz olsun sorunlarını, şikayetlerini çözüm üretme ve hizmet vermeye çiftçi kuruluşu olan Ziraat Odası olarak devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Gündemimizin 4. maddesi çalışma raporunu okundu. Şimdi arkadaşlar konuşmak isteyenlere seçimlere geçmeden önce konuşma hakkı vereceğim. Şu gündem maddelerini bitirelim. 4. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. 2016, 2017, 2018 4 yıllık mali raporu.
gelirler, yıllık ve aylık gelirleri 2 milyon 611 bin 808 lira 71 kuruş. Hizmet gelirleri 10.295 lira 94 kuruş. Sahip gelirler 3.903 lira 09 kuruş. Mevduat ve diğer faiz gelirleri 40.016 lira 33 kuruş. Giderler, ödenen krediler 200.020 kuruş. Birlik hisse borcu, tesisat malzeme gideri 1.283 lira 63 kuruş. Diğer malzeme giderleri 7 lira. Memur ücret giderleri, aylık yürüt ücretler 293.103 lira 01 kuruş. Taban aylığı 275.636 lira 62 kuruş. Çocuk ve aile yardımı 36.984 lira 72 kuruş. SSK primi işveren hissesi gideri 141.695 lira 86 kuruş. Personel ikramiyeleri 130.567. Fazla çalışma ücretleri 27.551 lira 67 kuruş. Personel bayram yardımı 33.850 lira. Yönetim kurulu hakkı huzur ücretleri gideri 80.561 lira. Meclis üye hakkı huzur ücretleri 30.900 lira. İkamet yıldeliği gideri 114.976 lira. Yönetim yurt içi yolluk gideri 16.529 lira 67 kuruş. Yurt içi otel konaklama gideri 10.723 lira. Meclis yurt içi yollukları 1.800 lira. Taşıt yardımı 2.581 lira 33 kuruş. Personel yollukları 1.852 lira 80 kuruş. Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler. Elektrik giderleri 12.669 lira 26 kuruş. Su giderleri 2.064 lira 49 kuruş. Doğalgaz giderleri 4.164 lira 31 kuruş. Taşıma giderleri 35.625 lira 19 kuruş. PTT giderleri 23.628 lira 82 kuruş. İşletme binası tamirleri 6.284 lira 20 kuruş. Alet ve demirbaş tamirleri 1.956 lira 30 kuruş. Toplantı, konferans, seminer giderleri 6.450 lira. Stajyer ve kurs giderleri 19.228 lira 92 kuruş. Temizlik giderleri 11.531 lira 95 kuruş. Danışma, iş sağlığı ve güvenlik hizmetleri gideri 1.993 lira 20 kuruş. Çeşitli giderler. Gazete, dergi 9 kuruş. Komisyon giderleri 4.686 lira 05 kuruş. Noter, mahkeme, avukat giderleri 5.965 lira 28 kuruş. Motorlu taşıt vergisi 5.163 lira 03 kuruş. Banka kredi faiz giderleri 63.790 lira 03 kuruş. Amortisman ve tutanma vardı. Tesis, makine ve cihazlar 2.481 lira 08 kuruş. Nakit emtia hesabı. Kasa ve kıymetli evrak hesabı 3.838 lira 53 kuruş. Banka hesabı 271.259 lira 05 kuruş. Sabit kıymetler hesabı 175 lira. Tesis, makine ve cihazlar 3.600 lira. İktisadi işletmeden alacak tutarı 36.048 lira 63 kuruş. Ödenecek vergiler 6.359 lira 27 kuruş. Ödenecek SGK primleri 6.970 lira 19 kuruş. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne hisse borcu 192.811 lira 20 kuruş. Personelden alacaklar 9.262 lira 50 kuruş. Personele borçlar 14.206 lira 32 kuruş. Alınan çekler hesabı 13.000 lira. Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, kesin hesap bunu okuduk. 6. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Gündemimizin 7. maddesine geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Listeler önümüze geldi. Listeleri önce size okuyayım. Bu da Kemal Paşa'lı herhalde. Mavi liste. Özden Gümüş, Ayhan Gürel, Burak Okbay, Süleyman Dayı, Bahri Babadağ, Önder Özbek,
Ercan Çağlar, Mustafa Baykal, İsmail Dinç, Sinan Palas, Recep Dik, Ahmet Duman, Ertan Güngör, Hasan Baş, Enver Ata, Nihat Kurt, Ali Yağdı, Hasan Can, Naim Sevim, Koray Çakmak, Erhan Aksoy, asil üyeler. Yani sen diyorsun, benim haberim olmadan beni yazmışlar mı diyorsun? Yedekleri de okuyorum. Anladım. Siz de mahalle, benim haberim yok diyorsunuz. Top sahasına karşı gece zorun kaynağı derlerdi. Bilmesin, 101 ajın torunu. Sayı seçim kurulu. Buna ne yapabiliriz? Beyaz listeyi okuyorum. Süleyman Dönmez, Nazmi Demir, Sakin Ülkü, Necmi Dönmez, İbrahim Okbay, İsmail Süngü, Mehmet Gülçe, Mehmet Toygar, İsmail Sarıaltın, Enver Ata, Hüseyin Kaplan, Mehmet Akçan, Savaş Kara, Gökhan Barayıldız, Recep Akay, Recep Dik, Mehmet Öztozlu, Halim Sungur, Hasan Can, Özlemi Uyaroğlu, Recep Kaymak. Yedek üyeler okumama gerek var mı? Beyaz listedeki yedekleri okuyorum. Akif Beşler, Uğur Aktaş, Şener, Akyar, Mustafa Şahal, Erden Dönmez, Hüseyin Kocabüyük, Süleyman Sigo, Yusuf Aydoğan, Önder Kozluca, Muammer Tekinbaş, Saner Beygiret, Ali Yağdı, Nuri Burma, Atilla Gülşah, Ahmet Duman, Erhan Yaman, Erhan Aksoy, Erhan İlhan, Koray Çakmak, İsmail Dinç, Şevki Şahin. Mavi listedeki yedekleri de okuyorum arkadaşlar. Taner Beygiret, Gökhan Bora Yıldız, Hüseyin Kaplan, İbrahim Okyay, Nazmi Demir, Necmi Dönmez, Erhan Yaman, Mehmet Öztozlu, İsmail Süngü, Recep Akay, Mehmet Yüce, Mustafa Şahal, Uğur Aktaş, Özdemir Uyaroğlu, Süleyman Sigo, Mehmet Toygar, Erden Dönmez, Yusuf Aydoğan, Nuri Burma, Mehmet Akçan, Önder Kozluçali. Başkanım, ben itiraz ediyorum. Benim ismim olmamalı mı abi? Yedeklerde doldu. Yedekler. Yedeklerde daha istemiyorum. Bizim ismimiz de var. Yedeklerde de istemiyorum. Yani sonuçta sizler istemeyeceksiniz. İş olmaz. Evet, mavi liste. Devam ediyor musunuz bu listeyle? Peki. Listeyi çıkaralım. Listeyi yapacağız. Sandıkta belli olsun. Bir şey olmaz. Onların yerine iki kişi başka yazması gerekiyor. Öyle mi? Ama bunda 10 kişi var ya. Hayır, asiller. Asile olanlara itiraz edenlere. Asıl olmak istemeyen varsa onların yerine yedeklerden yazabilir. Yedekler önemli değil. Recep var, Önder var. İki tane şey var burada asillerde. Üç tane. Bunları silip yerine yenisini yazmanız lazım diyor seçim kurulu.